Sevgili hemşehrilerim, 30 Mart'ta sizler bu şehre bir belediye başkanı seçeceksiniz. Bu belediye başkanı bu şehri 5 yıl boyunca yönetecek. Öyle bir seçim yapmalısınız ki ya belediye başkanlığı yapmış olduğu dönemde 5 yılın üzerine yeni bir 5 yıl daha ekleyecek ya da Tural'ın kaybedilen yıllarının üstüne kaybedilen bir 5 yıl daha ekleyecek. Bu seçimi yapacak olan sizlersiniz. Unutmamak gerekir ki seçmesini bilmeyenin şikayet etmeye hakkı yoktur. Kıymetli dostlar, bizler sizlerle birlikte Turhanlıyız. Belki aranızda başka memleketlerden geçip buraya gelmiş olanlar vardır. Çevre köy ve kasabalardan gelenler vardır. Tayini Turhal'a çıktığı için gelen memur arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız vardır. Doğrudur. Herkesin kendine göre bir memleketi var. Kökünü beğenmeyen ağacın meyvesi ekşi olurmuş. Ama bir gerçek daha var. Kişi doğduğu yerli değil, koyduğu yerlidir. Biz sizlerle birlikte şu anda bu şehirde aynı kaderi paylaşıyoruz. Düğünlerimizde birlikte oynuyoruz. Cenazelerimizde birlikte ağlıyoruz. Kalkınırsak hep birlikte kalkınıyor. Geri kalırsak hep birlikte geri kalıyoruz. Zenginlersek hep birlikte zenginliyor. Fakirlersek hep birlikte fakirliyor. Güzel insanlar, bundan dolayı biz sizlerle birlikte kader birliği yapıyoruz. Hep birlikte yüzümüz gülüyor. Hep birlikte yüzümüz asılıyor. Biz sizlerle hep bir hallı Turhal'lıyız. Sevgili hemşehrilerim, biz bu seçimlere çok güzel hazırlandık. Turhal'ın sorunlarını biliyoruz. Özellikle mühendis arkadaşlarla, mimar arkadaşlarla yola çıktık. Teknik kapasitesi yüksel arkadaşlarla birlikte hareket ediyoruz. Adaylığımızın üzerinden daha 3 gün geçmeden bu şehrin tüm muhtarlarını bir araya topladık. Partimizin mahalle temsilcilerini bir araya topladık. Ve mahalle mahalle, sokak sokak bu şehrin sorunlarını hem dinledik hem de yazılı olarak bizlere iletmelerini istedik. Ekibimizle birlikte tam 4 ya da 5 aydır biz proje hazırlıyoruz. Ekibimizle birlikte aylardır bu şehre çalışıyoruz. Dersimizi yaptık, ödevimizi hazırladık ve karşınıza aday olarak çıktık. Turhal'ın sorunlarını biliyoruz, sıkıntılarını biliyoruz ve projelerimizi anlatıyoruz. Bu seçimlerde laf kalabalığı yapan değil, bu seçimlerde dedikodu yapan değil, bu seçimlerde projesi olan kazanacak inşallah. Bana soruyorlar, Yılmaz hocam en büyük projeniz ne diyorlar? Ben de diyorum ki, bizim en mega projemiz bu şehre sahip çıkmak olacak. Çünkü bu şehrin bir sahibi yok. Bu şehrin ortasından geçen nehrine, bu şehrin geliline, bu şehrin gençliğine, bu şehrin çarşı esnafına, pazarcı esnafına, bu şehrin çiftçisine, bu şehrin besicisine, bu şehrin memuruna, bu şehrin gökyüzünde uçan kuşuna, bu şehrin toprağının altındaki böceğine bile sahip çıkacağız. Ama her şeyden önce bu şehrin sorunlarının bitmesini istiyorsak bu şehir için çok çalışmamız gerekiyor. Öyle mesai mefhumu gözeterek değil, saatimize bakarak değil, saat 5 oldu mu olmadı mı diyerek çalışarak değil, bugün cumartesi ya da pazar mı diye sorarak değil, mesai mefhumu gözetmeden, cumartesi demeden, pazar demeden, gecemizi gündüzümüze katarak bu şehir için çalışacağız. Her gün, ama her gün
Elimiz kolumuz yollara sarkıncaya kadar, omuzlarımız düşünceye kadar, gözlerimiz kan çanağına dönünceye kadar bu şehir için çalışacağız. Akşam evimize dönüp başımızı yastığımıza koyduğumuz zaman da elhamdülillah bugün de Turhal için yorulduk diyeceğiz. Ne kadar yorulursak yorulalım bileceğiz ki Allah çalışanın yanındadır. Allah çalışanın yardımcısıdır. Ne kadar çalışırsak çalışalım yine bileceğiz ki 8 saatlik uykuyla atamayacağımız yorgunluğumuz yoktur. Ne kadar çalışırsak çalışalım her sabah yeni bir güne uyandığımızda önce bir niyet edeceğiz. Niyet ettim Allah rızası için kendi memleketim olan Turhal'a hizmet etmeye diyeceğiz. Ve her gün ama her gün yeni bir hizmetin hazırlıklar için işimizin başına geçeceğiz. Sevgili Turhalılar, bizim çarşımız akşam 6'da kapanıyor. Çarşımızı canlandıracağız, modernize edeceğiz. Çarşımızın içerisindeki galerileri galericiler sitesi yaparak şehir dışına taşıyacağız. Çarşımız modern olacak. Aynelerin yüzüne gülecek. Albenisi ve cazibesi olacak. Çarşının içerisinde trafiğe kapalı alanlar olacak. Hanımefendiler çocuklarına araba çarpma endişesi duymadan bizim vitrinlerimizi dolaşabilecekler. Yeni belediye sitesini, eski belediye sitesini restore edeceğiz. Çiçek gibi elden geçireceğiz. Yürümeyen merdivenlerini yeniden yürüyen hale getireceğiz. Çarşımızın yanı başında olan Milli Egemenlik Parkı var. Yapanlardan da Allah razı olsun. Bilenler biliyor. 20 yıl önce biz Milli Egemenlik Parkı'nda ailemizle birlikte gece 12'lere kadar vakit geçirirdik. Ancak o parkın içerisinde şu anda tam bir erkek egemenliğe hakim. Aileler gitmiyor. Hele Toki'nin ya da Yenişehir semtinin insanları hiç gitmiyor. Orasını yeniden elden geçireceğiz. Tam bir aile çay bahçesine dönüştüreceğiz. Bir köşesinde kule var. Düğün salonları var. Bir köşesine biz Luna Park koyacağız. Ortasındaki havuzu işler hale getireceğiz. Ve ailelerin hizmetine sunacağız. Yine çarşımızın merkezinden bir nehir akıyor. Yeşil Irmak. Güzel insanlar. Bu Yeşil Irmak Tokat'tan da geçiyor. Turhal'dan da geçiyor. Amasya'dan da geçiyor. Ancak sizler Turhalılar olarak Yeşil Irmak'ın kenarında gezmek için ya Tokat'a gitmek zorunda kalıyorsunuz ya da Amasya'ya, yalan mı? Artık Tokat'a ya da Amasya'ya gitmenize gerek kalmayacak. Yeşil Irmak'ımızın kenarını Tokat'ta nasılsa, Amasya'da nasılsa aynısını biz de Turhal'da inşa edeceğiz. Yeşillendireceğiz. Irmağımızın içerisindeki balçığını temizleyeceğiz. Kenarlarında sahil yolu olacak. Büfeler, kameriyeler, piknik yerleri, kameralar, güvenlikçisi olacak. Işıklandıracağız. Konak evleri olacak. Balık restoranları olacak. Çayhaneler olacak. Ve Turhal'ın insanı da gece 12'lere kadar bizim ırmağımızın kenarında ailesiyle birlikte vakit geçirecek. Sizleri bilmiyorum ama ben 20 yıldır hanımımı çocuklarımı yanıma alıp herhangi bir parka gittiğimi hatırlamıyorum. Ya da bir parkta oturduğumu, bir aile salonunda yemek yediğimi, ırmağın kenarında dolaştığımı hatırlamıyorum. Kıymetli dostlar, sizler bu güzellikleri hak ediyorsunuz. Bundan dolayı hak ettiğiniz bu güzelliklere sizleri kavuşturacağımıza söz veriyoruz. Söz veriyoruz, söz veriyoruz. Biz bunları yaptıktan sonra bir de bakmışsınız Yenişehir'in insanı, bu bölgenin insanı da yaz gecelerinde bizim çarşımızı geçerek bu alanlara geliyor. Çarşımız da akşam 6'da kapanmıyor. Başka bu şehre yeni bir çarşamba pazarı inşa edeceğiz.
İnsanlar pazar yerinde, karın altında, yağmurun altında ekmek parası çıkartmaya uğraşmayacaklar. Bu şehrin sanayi sesini yenileyeceğiz. Alt yapısını, üst yapısını yeni dönemden geçireceğiz. Bu şehrin hayvan pazarını yenileyeceğiz. Mezmanesini yenileyeceğiz. Türkiye'nin en güzel hayvan pazarı ya da Türkiye'nin en güzel mezmanesi neredeyse bir örneğini de alıp durana inşa edeceğiz. Başka mahallelerimizde mahalle konakları inşa edeceğiz. Bu mahalle konakları sizin ortak kullanım alanınız olacak. Mahalle konağının içerisinde bir tane salon olacak. Sizler küçük çaplı nişan, yüzük takma törenlerinizi orada yapacaksınız. Aynı zamanda bu salon mahallenin başsağlığı eli ya da taziye eli olarak kullanılacak. Kıymetli dostlar, yeni bir aşevi inşa edeceğiz. Şu anda mevcut aşevimizden kaç tane fakir faydalanıyorsa 5 yıllık zaman içerisinde bunu tam 5 katına çıkartacağız. Başka şimdi özellikle dikkatli dinlemenizi istiyorum. Bizim özellikle Yenişehir semtimizde adı üstünde Yenişehir olmasına rağmen İmar planları yapılırken semt pazarı planlanmamış, cami yerleri planlanmamış, çocuk parkları, yeşil alanlar planlanmamış. Ama biz buna başka bir çözüm bulduk. Bu şehirde ne kadar okul varsa bu okulların bahçelerini Park Bahçe Müdürlüğümüz eliyle yeşillendireceğiz, çiçeklendireceğiz, kameriyeler koyacağız, ocaklar yapacağız. Güvenlikçileri olacak, ışıklandıracağız. Sizin çocuklarınız hafta içerisinde okul bahçelerinde nezih bir ortamda teneffüs yapacaklar. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Hafta sonları ise sizler okul bahçelerinde piknik yapacaksınız. Bunların haricinde şu anda hastanenin tepesini, dört tarafını şelale restoranı restore edeceğiz, halka açacağız. Hastanenin dört tarafını mesire alanlarıyla donatacağız. Hafta sonları mutlu aileler göreceksiniz bu şehirde inşallah. Zire yolumuzun kenarında bulunan büyük oteli restore edip sizlerin hizmetine sunacağız. İşletmeye açacağız. Kenarlarını mesire alanlarıyla, piknik alanlarıyla donatacağız. Şimdi ben bunları anlattıkça sizlerin, Sayın Başkanım, TOKİ ile ilgili bir şey yapmayacak mısınız diye sorduğunuzu tahmin ediyorum. O zaman şimdi beni dikkatli dinlemenizi istiyorum. Kıymetli TOKİ sakinleri, bu konutlar buraya merkezi hükümetimizin desteğiyle yapıldı. Tam 300 konut. Özellikle dar gelirli ailelerin ev sahibi olması için planlanmış bir çalışmadır. Türkiye genelinde bu çapta tam 500 bin konut yapıldı. Ancak yapılalı üzerinden 5-6 sene geçmiş olmasına rağmen bahçeniz eskimiş, çimleriniz kurumuş, TOKİ'nin yüzü eskimiş durumda. Bu bahçeleriniz bizim kendi Park Bahçe Müdürlüğümüz eliyle parklarınız, bahçeleriniz bakımlarına bakımı yapılacak. Çiçeklendirilecek, sulanacak, temizlenecek. Bunlar bizim asli görevimizdir. Belediye Başkanlığı TOKİ'yi site olarak kabul etmiyor. Ama enteresan olan bir şey, TEDAŞ da TOKİ'yi site kabul ediyor. TEDAŞ site kabul ettiği için sizin parkınızın, bahçenizin aydınlatma lambalarını koymuyor. Doğru. Eğer siz siteyseniz aydınlatma sizin göreviniz. Ama Belediye Başkanlığı da sizi site olarak kabul etmiyor.
İster adınız bir site olsun, İsterse site olmasın, bu bahçelerin aydınlatması bizim tarafımızdan yapılacak. Parklarınız, bahçeleriniz bizim tarafımızdan düzenlenecek. Bakımı, sulanması bizim tarafımızdan yürütülecek. TOKİ'nin içerisine geldiğimiz günden itibaren sizin apartmanlarınızın çevresinin temizliğini yapmak üzere belediyeden bir kişi görevlendirilecek. O kişinin temizlik alanı bu TOKİ'nin bahçesi ve yolları olacak inşallah. Kıymetli dostlar, bana ulaşan bilgilere göre siz belediye mikrofonlarından yapılan duyuruları da işitmiyormuşsunuz. TOKİ'ye bir de megafon konulacak. İlan ve duyurulardan haberiniz olacak. Hemen TOKİ'nin yanı başında makine fabrikasının yanından geçen bir yol var. Bu yol sizi çarşıya bağlıyor. Bu yol ışıklandırılacak, güvenliği sağlanacak ve çarşıya en yakın yol olan bu yol sizlerin araç kullanmadan, herhangi bir arabaya binmeden çarşıya gidip gelmenizi sağlayacak. Bu yol o kadar güvenli olacak ki çarşıdan TOKİ'ye, TOKİ'den çarşıya bir hanımefendi yanında beyefendi olmadan gidebilecek çarşıya ve dönebilecek. Niye bu kadar emin konuşuyorum? Şunun için emin konuşuyorum. Bu şehrin belediye başkanı AK Partili ise, adı da Yılmaz Bekler'se, bu şehir emin bir şehirdir. Güvenli bir şehirdir. Geçenlerde bir arkadaş anlatıyor. Amasya'ya gittim diyor. Gecenin 11-11.30'uydu. 3 tane hanımefendi ırmağın kenarına sofra bezi sermişler. Minderler atmışlar. Oturuyor, sohbet ediyorlar. Ortalarında da bir tane semaver diyor, kaynıyor. Kendi kendime dedim ki diyor, gecenin 11.30'u, yanlarında beyefendiler yok, hanımefendiler ırmağın kenarında çay içiyorlar. İşte bu şehir güvenli bir şehirdir. Emin olun, emin olun ki bizim dönemimizde de bu şehir güvenli bir şehir olacak. Sokaklarımızdan sadece tünelcileri, valicileri, sarhoşları temizlemeyeceğiz. Aynı zamanda bu şehrin sokaklarından köpekleri de temizleyeceğiz. Onlar için bir barınak yapacağız. O köpekleri orada kısırlaştıracağız, tedavi ettireceğiz, evcilleştireceğiz, sahiplendireceğiz. Güzel insanlar, hemen TOKİ'nin yanı başında bir Çivril Deresi geçiyor. Bilenler biliyor, ben 2009 yılında da adaydım. TOKİ'yi de kapı kapı dolaşmıştım, yine hatırlayacaksınız. Dolaşırken de demiştim ki, bu Çivril Çayı'nın kenarı ıslah edilecek, kenarlarının peyzaj düzenlemesi yapılacak, nereden nereye kadar? Sizin bu tren yolunuzun kenarındaki köprüden ta yukarıda kayacığın altında Nazlı Halı sahaya dönecek olan köprünün olduğu yere kadar Çivril Çayı'nın her iki kenarı yeşillendirilecek, ışıklandırılacak, çiçeklendirilecek, yürüyüş yolları olacak, hanımlar ve beyler için spor aletleri olacak, çocuklar için oyun aletleri olacak, kameriyeler olacak, köprüler olacak ve bir de bakmışsınız ki hem bu yerin insanı, TOKİ'nin insanı, hem Yenişehir'in insanı cıvıl cıvıl bizim Çivril Çayımızın kenarında vakit geçiriyor. O günleri de göreceğiz inşallah. Yine hemen Çivril Çayımızın yanı başında Triplex'lerle Çivril Çayı arasında bir boş alan var biliyorsunuz. O alan biliyorsunuz hastanemize devredildi. O arsa Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Turan'ın Devlet Hastanesi oraya inşa edilecek. 2015 yılında ihalesi yapılacak. Ancak biz bu
günler teşebbüste bulunduk. Milletvekillerimizin yanına